Gelen bu rakamla birlikte ne yazık ki küresel ekonomik krizin adı konulmuştur, kapısı aralanmıştır arkadaşlar. Bakın küresel ekonomik kriz başladı demiyorum sizlere. Küresel ekonomik krizin adı konuldu, yani ilk adım atıldı. Küresel ekonomik krizle ilgili en önemli verilerden birisi geldi bugün itibarıyla. Beklenti %16.6 idi ama %14.4 geldi. Beklentilerin altında olduğu için Amerika'da işsizlik rakamları olumlu diyenler olabilir. Durumu böyle değerlendirmeye kalkarsanız büyük gol yersiniz. Her anlamda şaşırırsınız, yanılırsınız ve bundan sonraki süreçte atacağınız adımlarda da hep yanlış adımlar atarsınız. Öncelikle şunun altını çizelim. Amerika'da geçen yıl aynı dönemde %4.4 olan işsizlik bugün %14.4. %10'luk bir artış var. Bir. İkincisi, Amerika'da 1939'dan bu yana en ciddi istihdam daralması yaşanıyor. Yani iş alanları açılmıyor. Aksine firmalar işçi çıkartıyorlar. Hem istihdam daralıyor hem işsizlik artıyor. Bu çok ciddi bir sıkıntıyı ortaya koyuyor aslına bakarsanız. Peki bu Amerika'ya özel bir durum mu olacak? Yoksa tüm dünya ülkelerinde işsizlik hızlı bir şekilde, yoksulluk hızlı bir şekilde artacak mı? Ve bu işsizlik yoksulluk ortamı tüm ekonomiye, tüm piyasalara nasıl yansıyacak? Bu videoda ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, buradaki kritik mesele artık dolar olmaktan, altın olmaktan, borsa olmaktan çoktan çıktı. Bir kere bu piyasalar çok sert bir şekilde etkilenecek. Kim ne derse desin. Kriz derinleştikçe borsadaki satış baskısı artacak. Uluslararası borsalardaki özellikle, yani Amerika'daki borsalardaki satış baskısı kim ne derse desin artacak. Belki kısa vadede bu rakamı bir miktar olumlu olarak değerlendirip piyasayı yukarıya çekmeye çalışanlar olacak ama sonuç itibariyle gerçekler gün yüzüne çıktıkça satış baskısı da her geçen gün artmaya devam edecek. Öbür taraftan risklerin artmasıyla tüm dünyada altının onsuna olan talep artacak arkadaşlar. Kısa vadeli geri çekilmeler, mesela bugün bir bakıyorsunuz 1718-1720 dolar seviyesinde olan altının onsu 1710 dolar seviyesine geliyor. Bakın 1-2 dakikalık ya da 1-2 saatlik hareketlerle finans piyasalarını da değerlendiremezsiniz, ekonomiyi de değerlendiremezsiniz. Bugünkü hareketlerin hiçbirinin önemi yok. Önemli olan konunun analiz edilip, birileri tarafından daha net fark edilip ve bu konuyla ilgili açıklamaların gelmeye başlamasıdır. Bana göre Powell zaten son noktayı koydu. Nedir Powell'ın açıklaması? İkinci çeyrek birinci çeyreğe göre çok daha kötü olacak dedi. Biz şu anda hala birinci çeyreğin rakamlarını alıyoruz. Birinci çeyrek ve ikinci çeyreğin ilk ayının rakamlarını alıyoruz. Burada çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Pandemi önce Çin'de çıktı. Aralığın sonu itibarıyla. Pandeminin Amerika'ya, Avrupa'ya, Türkiye'ye gelişi neredeyse Nisan ayını buldu arkadaşlar. Ve doğal olarak da bu ülkelerin ekonomileri aslında Nisan ayı itibarıyla bozulmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor. Nisan ve Nisan'dan sonraki aylarda rakamlar her geçen gün biraz daha kötü gelmeye devam edecek. Ve doğal olarak da bu piyasaları, tüm piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecek. Burada çok küçük bir klik var. Çok önemli bir ayrıntı var. Onu da altını özellikle çizmek istiyorum. Hala Amerika en güvenli liman olarak görülüyor. Amerika'daki bu düşüşler Avrupa'da çok daha sert olacak arkadaşlar. Özellikle Güney Avrupa ülkelerinde, yani turizmle geçinen ülkelerde, turizm dışında çok fazla sanayileşmemiş, sadece belli alanlarda sanayileşmiş, mesela sadece otomotiv sektöründe gelişmiş İtalya gibi ülkelerde çok sert daralmalar, çok önemli işsizlik rakamlarıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu da tüm finans cephesinin bozulmasını ve dolara akışın hızlanmasını beraberinde getirecek. Öbür taraftan bakın, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama çok kritik ve çok önemliydi. O da şunu söyledi. Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa arasındaki dengesizlik bir an önce hep birlikte çözülemezse, Avrupa Birliği'nden bahsediyor, yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nin dağılması bile söz konusu olabilir. Euro gibi bir para bile gündemde olmayabilir bundan sonraki süreçte şeklinde açıklamalar yapıyor. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Dünya ekonomisi çok hızlı bir şekilde büyük bir ekonomik bunalıma doğru ilerliyor. Ve bu ekonomik bunalım sadece finans piyasalarını bozmayacak. Finans piyasaları barometre olarak ilk etkilenen, en hızlı etkilenen
etkilenen piyasalar olacak. Apayrı bir konu bu. Ama çok daha önemli bir piyasa olan reel piyasalar, yani hizmet sektörü, sanayi sektörü, tarım sektörü, turizm sektörü, bu sektörler çok daha feci bir şekilde etkilenecekler bu süreçten. Yaz ayları bile beklentileri karşılayamayacak ve yaz ayları gelirlerinin düşmesiyle özellikle Güney Avrupa gibi ülkeler çok ciddi sıkıntılara girecek arkadaşlar. Bu bir sarmal aslına bakarsanız. Bir ülkede ya da global eksende, küresel yapıda işsizlik artıyorsa reel sektördeki batıklar da artıyor anlamına gelir. Bunun iki temel nedeni var. Bunlardan birisi, eğer ki bir ülkede işsizlik artıyorsa o ülkede talep azalır. Eğer ki bir ülkede işsizlik artıyorsa o ülkede kritik nedenlerden dolayı, kriz algısından dolayı tasarruflar artar arkadaşlar. Herkes nakde dönmeye çalışır. Herkes tasarrufa dönmeye çalışır. Herkes kenara para atmaya çalışır. Çok daha sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalabilme tehlikesinden dolayı. Eğer ki yarın öbür gün kriz büyürse, sıkıntı büyürse kenarda köşede param olsun diye. Bir de para babaları vardır. Zaten gücü olanlar vardır. Onlar da paralarını kenarda tutarlar ki yarın öbür gün kriz ortamında çok daha uygun fiyatlarla alım yapabilmek için. Borsalardan hisse senedi alabilmek için. Gayrimenkul alabilmek için. Uygun fiyatlı iş yeri alabilmek için. Tüm bu nedenlerle para tamamen tasarrufa yönelir arkadaşlar. İkinci çeyrek, birinci çeyreğe göre çok daha kritik olacak. Bunu Fed Başkanı Powell söylüyor. Ben değil. Bunu Avrupa Komisyonu söylüyor. Bunu Avrupa'nın önde gelen kurum kuruluşları söylüyor. Bunu Dünya Bankası söylüyor. Bunu IMF söylüyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu rakamlar, özellikle işsizlik verisi gibi makroekonomik rakamlar, işsizlik verileri, üretim verileri, tüketici eğilimleri, ekonomik güven endeksleri vesaire, bunlar bozulmaya devam ettikçe ekonomik krizin boyutu da derinleşiyor. Ve bu koşullar içerisinde de herkes tasarrufa yönelmeye ve risksiz varlıklara yönelmeye devam ediyor. Dünyada iki enstrüman risksiz varlık olarak görünüyor bu dönemde. Mesela bunların arasında euro yok arkadaşlar. Ulusal para birimleri, sterlini koyabilirsiniz. Çünkü İngiltere var olduğu sürece sterlin olacak. Ama Avrupa Birliği olmazsa euro olmayacak. Euro'nun yerini mark alacak, frank alacak, başka para birimleri alacak. Yani ulusal para birimleri euro'nun yerine geçmeye başlayacak. Bu şu anlama gelmesin arkadaşlar. Euro tedavülden kalkınca elimizdeki eurolar tamamen pul mu olacak? Hayır, elbette bir entegrasyon süreci olacak. Ama sonuç itibarıyla eğer ki Avrupa'daki süreç bu şekilde devam ederse, dünya krizinin derinliği bu şekilde devam ederse Avrupa Birliği'nin ya da benzer birliklerin ayakta kalması bu süreçte mümkün değil. Çünkü herkes, her ülke kendi başının çaresine bakmaya çalışacak. Herkes, her ülke kendi para birimini değersiz hale getirerek rekabet gücünü arttırmaya çalışacak önümüzdeki süreçte. İtalya'sından Fransa'sına, Fransa'sından Almanya'sına, Almanya'sından İngiltere'sine, Amerika'sına, Türkiye'sine, Yunanistan'ına kadar her ülke kendi para birimini kullanarak kendi para birimini avantajlı hale getirmeye çalışacak bu süreçte arkadaşlar. O nedenle diyorum, Amerikan doları hala güçlü bir ada, güçlü bir liman olmaya devam ediyor ve devam edecek ve büyük ihtimalle tüm dünyadan dolara talep de artacak bu kritik kriz ortamında. Çok daha ötesini söyleyeyim sizlere, altına olan talep artacak arkadaşlar. Kim ne derse desin. Altına olan talep her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Nedeni de gayet basit. Çünkü riskler her geçen gün artıyor ve bu risklerin boyutu dünyayı başka bir platforma doğru sürüklüyor. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim, bir kez daha hatırlatacağım. 1918-20 İspanyol gribi, 1928-38 büyük buhran, 1938-1945 İkinci Dünya Savaşı. Bakın, biz bugün neredeyse o günleri yaşıyoruz. 1918-20 aralığını yaşıyoruz. Bu iş ne yazık ki burada kalmayacak. Çok ciddi dalgalanmalar olacak. Yine Fed'in söyleminden yola çıkarak sizlerle paylaşıyorum. V şeklinde bir yükseliş beklemeyin. Büyük ihtimalle, o da bence iyimser bir yaklaşımla söylüyor. Tablonun çok daha kötü olduğunu kendisi de görüyor ama iyimserlik pompalamak zorunda. W bir hareket göreceğiz diyor. Yani iniş, hafif yukarıya çıkış, sonra tekrar sert inişler. Ancak belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bir toparlanma hareketi. Eğer ki bu iş ciddi bir ekonomik bunalıma sürüklenmezse tabii. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. Makro
makroekonomik veriler çok ciddi bir ekonomik krizi, küresel çapta büyük bir ekonomik krizi işaret ediyor. Ve diğer taraftan şunu da unutmayın. Küresel çapta bir ekonomik kriz en çok gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkiliyor. Nedeni de gayet basit. Türkiye üzerinden yola çıkalım. Bakın, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri. Almanya, İngiltere, Fransa, biz bu ülkelere yoğunlukla ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı nereden yapıyoruz? Rusya'dan yapıyoruz. Amerika'dan yapıyoruz. Çin'den yapıyoruz ve tüketim odaklı ya da ara malı odaklı ithalat gerçekleştiriyoruz. Ama ihracatımızı büyük oranda Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Bir. Turizmi nereden elde ediyoruz? Yine Avrupa Birliği ülkelerinden elde ediyoruz. Ya da Rusya'dan elde ediyoruz. Bu koşullar içerisinde Rus turist tutup da bu sene Türkiye'ye gelmeyecek, gelemeyecek. Büyük sınırlamalarla karşı karşıya kalacak. Bu turizm gelirleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı anlamına geliyor. Öbür taraftan sanayinizi, üretiminizi bugün geliştirseniz bile Almanya'da, Avrupa'da talep olmadığı sürece, ekonomiler daraldığı sürece, işsizlik arttığı sürece, bütçeyle ilgili problemleri artmaya devam ettiği sürece sizden mal alamayacaklar. Diğer taraftan hiçbir ülkeye borç vermemeye çalışıyor bu süreçte. Çünkü alacaklarını tahsil edip etmeyeceğiyle ilgili ciddi endişeleri, korkuları var. Ciddi bir stres ortamı var. Ve tüm bu koşullar içerisinde arkadaşlar, bu dönem ne yazık ki her ülkenin bir şekilde kendini kurtarmaya çalıştığı bir dönem olacak. Avrupa'dan da çok ciddi işsizlik rakamları gelecek. Amerika'dan da bundan çok daha yüksek işsizlik rakamları gelecek önümüzdeki süreçte. Ve bu süreç piyasaları hızlı bir şekilde bozmaya devam edecek. Reel sektörü sıkıntıya sokmaya devam edecek. Merkez bankalarını zorlamaya devam edecek. Ülke yönetimlerini zorlamaya devam edecek. Dünyayı çok daha kritik bir sürece doğru kısır döngüyle sürükleyecek. İşsizlik artacak, reel sektör batacak. Reel sektör batacak, borsalar çökecek. Borsalar çökecek, altına ve dolara olan talep artacak. Altına ve dolara olan talep arttıkça piyasalardaki para darlığı artacak. Para darlığının artması reel sektörü daha da sıkıntıya sokacak. İşsizliğin daha da artmasını beraberinde getirecek. İşsizlik daha da arttıkça reel sektör daha da batacak. Reel sektör battıkça borsalar daha da çökecek. Onun için büyük bir ekonomik buhrandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu işin toparlanması yakın zaman içerisinde kolay mı? Çok zor. İlk günden beri söylüyorum. Bu pandemi zamanda kontrol edilmezse, bu pandemi dünyayı çok sert bir şekilde küçültürse, emin olun büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırız diyordum sizlere. Gördüğünüz gibi dünya büyük bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. Dünya ekonomik krizi atlatırsa ne güzel. Ekonomik krizi atlatamazsa arkadaşlar, aynı 1928-1938 aralığında yaşandığı gibi büyük bir ekonomik bunalımla karşı karşıya kalırız. Unutmayın. Ve bu süreç bütün piyasaları da alt üst eder. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoları beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bildirimlerinizi açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim ve katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisini seçerek. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.